şairimiz Can Yücel'in babası Hasan Ali Yücel, Milli Eğitim Bakanlığı döneminde dünya klasiklerini Türkçe'ye çevirmişti. Ben de bazılarını okumuşumdur. Gazeteci yazar şair Sabahattin Ali'nin yardımları da başarıda büyük rol oynadı. O dönemi yaşayanlar şimdi geçmişi özlemle gözyaşları içinde anlatıyor. Köy enstitülerinde üretim var. Dikkat ederseniz. Üretim. Devlete güç olmadık biz. Biz devletimize güç olmadık. Nasıl yaptınız? O arkadaşlar binaları 40 gün içerisinde, 50 gün içerisinde bitiren kapısının üzerine mesela Beşiktaş'ın köy enstitüsü yazdı gitti. Binasını bitirdi. Binayı kendiniz yapıyorsunuz. Yardımlaşmayla. Kendimiz yapıyoruz. Kendimiz. Hı. Evet. Taş üstüne taş koyuyorsunuz. Biz yapıyoruz. Köy enstitüleri olmasaydı siz ne olurdunuz? Heh, işte orasına iyi değinelim. Köy enstitüleri köylünün ve köy çocuğunun başına konan talih kuşudur. Köy enstitüleri bir mucizedir. Köy enstitülerini çekemeyenler köy enstitülerinin önüne çıktılar. O güzelim köy enstitülerini, o milletinin göz bebeği olan köy enstitülerini kapattırıncaya kadar uğraştılar. Köy enstitülerinde Ziraat Marşı, bu marş her şimdi bütün köy enstitülerinin dilinde düşmeyen bir marş. Sürer eker biçeriz, güvenip ötesine, milletin her kazancı milletin kesesine toplandı. Baş çiftçinin Atatürk'ün sesine, toprakla savaş için Ziraat cephesine, toprakla savaş için Ziraat cephesine. Hepinize teşekkür ediyorum. Köy enstitülerinde ömrü kısa sürdü. Dünyanın en özgün eğitim projesi yarım kaldı. Ama şu sorunun cevabı bugün bile aranıyor. Acaba bu eğitim hamlesi gerçekleşseydi Türkiye'de ne değişirdi?